burada bulunan bu ailelerin tamamı Soma'nın ve Türkiye'deki vicdan sahibi herkesin ailesidir, evlatlarıdır, anneleridir, babalarıdır, kardeşleridir. Bu aileler 301 maden şehidimizin geride bıraktıkları ve bize emanet ettikleridir. Göknur var burada. Gökhan'ın kızı. Gökhan vefat ettiğinde Göknur 28 yaşındaydı. 28 günlüktü. Bugün 11 yaşında, 10 yaşını yeni dolduruyor. Buradaki çocukların her birisi o günlerde ya kundaktaydı ya beşikteydi. O gün buradaki çocuklar kadar olanlar şimdi kimi hukuk fakültesinde okuyor babasının hakkını alabilmek için. İlk günden itibaren birkaçı buraya çıktı. Kamil Kartal, Evren İşler, Melda Onur. Mektupları okundu Can Atalay'ın, Selçuk Kozağaçlı'nın ve burada adını sayamayacağım birçok kişi, çağdaş hukukçular, Manisa Barosu'nun, Soma'nın aydın avukatları ki onlardan bir tanesi bu davayı her seferinde benden bir takip edenlerden bir tanesi Sercan Okur, şimdi Soma Belediye Başkanı oldu. Soma'da sömürü belki birinci kademe mahkemede Akhisar'da cezalandırılamadı. Sermaye, sendika, siyaset üçgeninin yuttuğu 301 kişinin adalet arayışı, ailelerin adalet arayışı o salonda karşılığını bulmadı. Ama süreç boyunca birçok şey yaşadık. Biraz önce ifade edildi. Öyle kanunlar çıkardılar ki kimin tarafında olduklarını gördük. Öyle hakimleri alıp, öylesine adaletli gencecik bir hakimi alıp götürüp yerine öyle birini getirdiler ki kimin tarafında olduklarını gördük. Yargıtay 5-0'la olası kast burada yoksa nerede olacak? Nerede uygulayacaksın? Al bu dosyayı, 301 herkes müebbetle yargıla dedikken 5 kişiden 3'ünü alıp 3 tane oraya seyyar giyotin yollayıp adaleti katlettirdiler. Kimin tarafında olduklarını gördük. Bugün burada konuşanlar, toplananlar ve daha fazlası. Biz emeğin tarafındayız. Biz alın terinin tarafındayız. Biz iş sağlığı değil, işçi sağlığı diyenleriz. Biz iş güvenliği değil, işçilerin güvenliği diyenleriz. Biz alın terinin karşılığı alınana kadar, iş cinayetlerinin hepsinin hesabı sorulana kadar ve artık bu ülkede emekçiler iş cinayetlerinde ölmeyene kadar durduğumuz yerde duracağız, mücadeleyi sürdüreceğiz. Soma'nın olduğu gün 301 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de değil, dünyanın bütün televizyonları geldiler, madeni gören bir tepeden bir hafta canlı yayın yaptılar. Sonra bugüne geldik. Arada ne oldu? Arada 649 madenci daha öldü. Yani iki Soma'dan fazlası oldu. Ama nerede dünya televizyonları? Nerede Türkiye televizyonları? İşçiler, emekçiler, mesaj net. Size sermaye diyor ki, örgütlenin, birlikte olun, ölecekseniz bile birlikte ölün ki gözümüz sizi görsün.
İşte buradan sesleniyorum. Ölmek için değil, ölmemek için örgütlenin. Ölmemek için sendikalı olun. Yaşamı savunanlar örgütlensinler. Çünkü karşımızdaki organize kötülük ayrı ayrı olduğumuzda bizi öldürüyor. Öldürmekle kalmıyor. Yok sayıyor. Acıyı görmüyor. Bunun için örgütlülük önemlidir. Mutlaka sendikalı olun. Ama sakın gelen, eğer gelen müfettişi işveren haber alıp da ona söyleyince gelen müfettişi önce Ayvalık'ta balık yemeye götürüp oyalayıp içerideki riskli aletleri dışarı taşıtıp müfettişi gezdirip biz de bir kusur göremedik diyen sarı sendikadan olmayın. Açık açık konuşuyorum. Açık açık konuşuyorum. Her türlü örgütlenmenin arkasındayım. Türk İş'in, Maden İş'in örgütlenmesinin Zonguldak havzasında iyi örnekleri var. Ancak Türk İş, Maden İş, Soma'daki çizgisinde oldukça benim gözümde sendika değildir. Açık açık söylüyorum. Bağrım yanık benim. Yüreği yanık bu insanların. Sendika görevini yapaydı, işçiler hayatını kaybetmeyeceklerdi. Sendika seçiminin sandığının dışarıda atacak pusulanın vardiya çıkışında zorla ele tutuşturulduğu, sendika ağalarının kendilerini yeniden seçtirip zulmü sömürüyü yeniden ürettikleri bu sarı sendikacılığa Soma'dan isyan ediyoruz. Ne Türk İş'le ne Maden İş'le değil, Soma'daki çarpık yapıyla, Soma'daki aidatları keserken sendika olup hak aramaya gelince meydanda olmayanlarla, 10 yıldır burada olmayanlarla, bir tek duruşmayı izlemeyenlerle emekçilerin yürüyecek bir adım yolu yoktur. Buradan sesleniyorum. Bu insanlar hakkını alsın diye. 2800 işten çıkarılan işçi alsın diye büyük mücadeleler verildi. Her seferinde gizli protokollerle ödemelere engel olan o sarı sendika Soma'daki 301 işçinin değil, bizim kaybımız 301 değil, 303'tür. Bu dava uğrunda defalarca yürüyerek Ankara'ya doğru giden, önü kesilen, jandarmaca durdurulan, Ankara'ya sokulmayan, Süleyman Soylu yüzünden 3 gün taş üstünde yatıp buraya bir bayram sabahı dönerken hayatını 40 ağaç kavşağında kaybeden Ali Faik İnter kardeşim de Bağımsız Maden İş'in kurucu genel başkanı Tahir Çetin kardeşim de bizim şehitlerimizdir. Bunun için buradan bütün madencilere sesleniyorum. Sırtınızdaki kenelerden kurtulun. Emeğinizi sömürenlerden kurtulun. Aidat sendikacılarından kurtulun. Hakkınızı arayacak bir yerde örgütlenin, örgütlenin, örgütlenin. Bu arada çok soruldu. Sloganlar duydum. Neyi unutmadınız? Atılan tekmeyi. Tekmeyi yiyenin adını hatırlayan var mı? Atan Yusuf Yerkel. Tekmeyi yiyen kim? Erdal Kocabıyık. Erdal Kocabıyık o tekmeden sonra işinden oldu. Onu dönemin Bergama Belediye Başkanı'ndan rica ettik. Seraya koydu.
kömürle değil çiçekle uğraşıyordu. Belediyeyi kaybettik. AK Parti geldi. Erdal'ı çöpe koydular. Erdal 5 yıl boyunca en ağır şartlarda mobbing ve zulüm gördü. Dedim alıp başka yere koyalım. Dedi başkanım direneceğim. Bergama'da ailem direneceğim. Ben de dedim ki dayan Erdal, Bergama'yı alacağım, seni kurtaracağım. Biz de tekmeyi yiyeni unutmadık. Zulmedeni unutmamak kadar zulme uğrayanı unutmamak, kimseyi arkada bırakmamak şiarımızdır. Bakın net söylüyorum. Facianın olduğu gün 301 kişi o ölüme otobüslerle gitti. Nereden kalktı otobüsler? Soma'dan kalktı. Kırkağaç'tan kalktı. Akhisar'dan kalktı. İzmir'in Kınığı'ndan, Bergama'sından kalktı. Balıkesir'in Savaştepe'sinden kalktı. Ve bu 6 ilçeye cenazeler döndüler. O gün o ilçelerin hepsinde iktidar hüküm sürüyordu. Tabii Soma'nın adı biliniyordu. Her seçim akşamı bir elinde Twitter, bir elinde televizyon kumandası, çok bilmişler bu kente küfrettiler. Bu kente siyasi tercihlerinden dolayı küfrettiler. Baskıyı bilmeden, zulmü bilmeden küfrettiler. Her seçim gecesi Soma'ya laf eden karşısında beni bulur dedim. Her gün adım adım emek emek mücadele verdik. Şu anda bugün bir aradayız. Bugün Savaştepe'de, Bergama'da, Kınık'ta, Akhisar'da, Kırkağaç'ta ve Soma'da artık onlar yok, biz varız. Emek dostu, gerçek sendika dostu bir mücadeleye yerelden omuz vereceğiz. Soma'nın AK Partilisine de MHP'lisine de sahip çıkacağız. Elbette sizlerin mücadelesini bir gün yalnız bırakmayacağız. Alın terinin karşılığını alacak, örgütlenmeyi başaracak gün gelecek. Bu güzel evlatlarla artık yıl dönümlerinde elbette saygı duruşu da yapacak ama büyük zaferden sonra halaylar çekeceğiz. Bu çocukların yüzü gülene kadar mücadeleye devam, mücadeleye devam, mücadeleye devam. Bundan sonra nereye çağrılırsak koşup gidelim. Bakın burada 9 biz, bir de önümüzde Ecevit'imiz, Hüseyin abi, 10 kişi yürüdüğümüz günler oldu. 10 kişi. Unutursak yüreğimiz kurusun. Evet, ilk gün 4 kilometre kuyruk vardı Akhisar'da. İçeriye her aileden bir kişi aldılar değil mi annem? Son gün 10 bin kişi yoktu orada. Orada salonun yanında boşluklar vardı. Onun için hepimiz kendi muhasebemizi yapalım. Yalnız bırakırsak, unutursak eziliyorlar. Sahip çıkarsak güçleniyorlar. Her kim nerede bir hak atama mücadelesi varsa, madenci ise madenci, emekli ise emekli, atanmayan öğretmense onun, kim hakkını arıyorsa koşun gelin. Birlikte olalım, meydanları dolduralım, herkesin hakkını söke söke alalım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Emek kazanacak, emekçiler kazanacak, biz kazanacağız. Yoksullar kazanacak, kimsesizler kazanacak, biz kazanacağız.